Merhaba değerli dostlar, YouTube kanalımızın sevgili takipçileri. Videomuza başlamadan önce yeni kanalımıza abone olarak bize destek olursanız çok sevinirim. Kanalımızın daha çok kitlelere ulaşması için videoma beğeni atar ve yorumda da bulunursanız çok seviniriz. Bugün Kaan ve Onur kardeşlerin, Eskici kardeşlerin kümesindeyiz, İspenç kümesindeyiz. Sizler için güzel bir video çekelim istedik. Bu iki kardeş, Onur daha çok Hint horozlarına meraklı, değil mi Onur? Onunla alakalı güzel horoz videoları daha önce de çekiyorduk. Ama Kaan'la ilk videomuz bu arkadaşlar. Burada görmüş olduğumuz ve size biraz sonra gösterecek olduğumuz horozlar, ispenç tavuklar var arkadaşlar. Umarım kanalımı ve videomu beğenirsiniz. Bizleri takip alırsınız. Videomda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Evet, tekrardan merhaba sevgili dostlar. Değerli Gördesli Kuşçu Başkan adlı YouTube kanalımızın sevgili takipçileri. Videomuzu ilk kez izleyen arkadaşımız ya da sürekli kanalımızı takip eden değerli dostlarımız, hepinize mutlu hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Hava da çok güzel. Biz de komşumuzun kümesine geldik ziyarete. İspençleri var, çok güzel. İspenç takımlar besliyor. Bunlara merak saldı ve kendi yumurtalarından, kendi makinesinden yumurta alarak çıkardı ve şu anda bunları büyütüyor. Görmüş olduğunuz ispençler 3 horoz, 3 tavuk. Yani beyazlar sizlerin de göreceği üzere. Beyazlar bakın, tavuk. Bakın bunların tutulması şöyle, yani bakın ağızları, kafa kenarları sakallı arkadaşlar. İbiksiz. Paçalar dolu olacak. Bakmayın şimdi şu anda bu paçaları aslında çok güzel ama kümesin dar olması paçaları kırılıyor arkadaşlar. Yani orijinal özelliğine yakın hayvanlar. Bunun yanında ispençlerimizin, horozlarının gülübük olması gerekiyor. Alt ibiğin olmaması gerekiyor. 5 parmak olması gerekiyor. Bunlar ispençlerde aranan özellikler. Paçalar ne kadar doluysa, ibiği ne kadar düzgünse, yani göğsünün dışarıya doğru olması, yani bakışları, işte al ibiğin hiç olmaması, gül ibik olması, yani balta ibik olmaması, istenen, aranan şartlar. Buna göre de değerlendirme, puanlama yapılıyor. Bunlar da tabi boy mümkün olduğu kadar kısa olursa, küçük olursa ispenç yerli ve milli ırkımız seviliyor, tutuluyor arkadaşlar. Meraklıları da ona göre daha iyisine bakmaya gayret ediyor. Herkes kendi zevkine göre bu hayvanlardan beslemenin merakında diyelim. Bakın gördüğünüz gibi tavuğumuz. Bunlar kaç aylık oldu Kaan? 6 aylık. 5-6 aylık arası değil mi? Bundan sonra da ispenç büyümüyor. İşte artık bu, yani bu son boyu, evet arkadaşlar. Büyümüyor. Ötmeye başladıktan sonra büyümüyor ispenç. Ama zaten bunların boyu ne kadar kısasa o kadar iyi yani. Böyle olacak işte böyle. Şimdi yan kümesimizde bir tane daha var değil mi? Onları da gösterelim. Sağ olun onlara da. Onlar da gelsin. Bakın arkadaşlar, bunlara ne diyorlar? Kar yağdı diyorlar. Kar yağdı. Kar yağdı değil mi? Kar yağdı. Çünkü bu kümes Kaan'ın kümesi arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bakın. Bunlar da evet maşallah var. 1+1. Bakın Kaan kalite besliyor arkadaşlar. Onur'un abisi. Onur daha çok Hint horozlarına bakıyor. Değil mi Onur? Ama Kaan'ın benim gibi hobisi daha çok süs tavuklara, ispençler. Kaan sana benim cüce koşunları yumurtlasın, sana yumurta vereyim ya da yavru vereyim, ondan da çıkaram. Tamam. Cüce koşun da çok güzel. Ona da blue motlet benimkiler, tamam, biliyorsun değil mi? Güzel, verem ondan da sana. Tamam, çoğalsın. Bak. Evet. Buranın ağası o. Ötüşü de bu. Evet, bol paçalı. Kümeslerin dar olması arkadaşlar. Bu hayvanların gördüğünüz gibi bakın. Evet, sese bak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oyuncak gibi maşallah. Ama bunların da işte tutulanı bunlar. Bahçe güzel. Yani hayvanların rahatlıkla gezebileceği şekilde ve evet. Evet, babaannesinin evinde. Kedi de gelme ihtimali yok. Bahçenin etrafı kapalı. Kedi, köpek biraz daha. Burası daha korunaklı diyelim. Renk çok güzel arkadaşlar. Evet, tavuğu da aynı şekilde. Gördüğünüz gibi. Şahane güzel hayvanlar. Ben bunları çok seviyorum arkadaşlar. Kanalımı takip edenler biliyor. Bende de bunlardan işte kar yağdı, porselen, ispençlerim var. Güzel hayvanlar. Bunları beslemek, bakmak lazım. Hobisi olanlar için güzel hayvanlar arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, bahçenin genişliği, güzelliği, hayvanların rahat hareket etmesi, beyazlar, tavukların üçü de beyaz, horozlar da. Evet. Onlara olacak. Güzel yavru atar onlar. Çok güzel yavrular gelir bunlardan. Zaten seneye bol üretim. Erkekler renkli ya. Aynen. Şu erkekteki paça. Şu öndeki değil mi? Evet. Hepsinin paçası aynı ama tabii kümeste kırılmış. Daha bir de bunlar şu anda tüyde. Arkadaşlar bunlar yeni büyüyor. Daha 6 aylık yavru. Şu tohum bir paça kırık, öbür paça büyük. Evet. O şeyden aynı. Yaralandığı için yani. Tekrar düzer o. Tüyünü şeyini düzer. Altı yok bunlarda şu. Yok aldibik yok. Zaten böyle olacak. Bak gülübik, aldibiksiz. Bak. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Gülübik ve aldibik olmayan. Şu anda daha tüy döneminde. Yani bu yavru daha neticede arkadaşlar hepsi de. Biraz daha tüyünü düzsün, düzelsin. Bunlar daha güzel olacak arkadaşlar. Bunlar yerli ve milli ırkımız. Türk ırkı. İspençler. Normalde bu ırkın genetik özelliklerinden birisi de tavukların çok uysal olması, fakat horozların biraz daha hırçın, daha yani küçük olmasına rağmen değil mi? Yani biraz saldıran, agresif bir yapıları var. Bu horozlar nedense yani kendinden büyük normal köy tavuklarıyla, horozlarıyla bile kavgaya tutuşabiliyor. Bırakmıyor. Öyle bir özellikleri var bunların, daha hırçın. Fakat tavukları daha da uysal. Bakın şöyle gösterelim burada da. Evet, bakın beyaz tavukları görüyorsunuz, sakallara. Sakallı. Olması gerektiği gibi. Paçalar bol. Evet. Şöyle yalaştıralım, zoomlayalım. Evet, sakal. Böyle olacak arkadaşlar. Olması gereken bu. İspenç sahiplenmek isterseniz de bu özelliklerde sahiplenmek istersiniz. Burada görmüş olduğunuz ispençlerimizin yani artık kış sonunda, ilkbaharda eğer ki yumurtalarından da sahiplenmek isterseniz bu videomuzun altına yorumlarda bulunursanız Kaan kardeşim size gönderir değil mi Kaan? Kaan'ı da şöyle size tanıtayım. Evet, Kaan sizlere yardımcı olur arkadaşlar. Kaan ispenç üzerine hala arayış. Yani daha güzelini arıyor, daha iyisini arıyor. Evet. Daha güzel takımlardan sizlere yumurta gönderir. Sizin mesajınızı ben kendisine iletirim. Yardımcı olunur arkadaşlar. İsterseniz bu takımdan. Görmüş olduğunuz gibi. Evet, maşallahı var. Evet değerli dostlar. Bu videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Kanalımıza abone olursanız, bizleri takibe alırsanız daha güzel videolarda görüşürüz diyoruz inşallah arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun.